Hatay'da Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Arsuz Belediyesi'nin Temiz Çevre Bizim Elimizde sloganıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında 11 dalgıç Arsuz Nehri'ne dip temizliği için daldı. Nehir dip temizliği ve tekne turu, çeşitli sunumlar, okullar arası resim sergisi ve ödül töreniyle sona eren etkinliklere Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ve Daire Başkanı Ahmet Dolgun, CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin, ilçe kurum ve daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Eline sağlık. Etkinlikte Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şerif Akçalı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ve Arsuz Kaymakamı Musa Sarı da konuştu. Böceklerle mücadelede kullanılan kimyasal zehirler, nükleer santrallerden sızan gazlar, biriken çöpler, insan ve hayvan atıkları ile suların kirlenmesi, fabrikalardan çıkan katı, sıvı ve gaz atıkları gibi sebepler havada ve suda oksijen miktarının azalması ve canlıların ölümüne sebep vermektedir. Geri dönüşümün bize ciddi anlamda faydaları vardır. Doğal kaynaklarımızın korunması gibi, enerji tasarrufu gibi, atık miktarının azalması gibi ve ayrıca ekonomiye ciddi katkıları olmaktadır. Biz çocuklarımıza, bizden sonrakilere ne bırakırsak onlar da onu yaşayacaklar. Onun için bu bilincin oluşması, toplumda bunun yerleşmesi çok çok önemli. Antakya Çevre Koruma Derneği de hafta kapsamında planladığı etkinliklerine devam ediyor. Öğrenci ağaç sevgisini çevre haftasına yaşatmak istiyoruz ve onların da planımla büyüyoruz. Projesi kapsamında bugün buradayız. Sağlıklı isimler, sağlıklı içeride yetişimler diyoruz. Antakya Çevre Koruma Derneği Harbiye Atatürk İlkokulu ve Gümüş Göze İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle ağaçlandırma yaptı. Vatana millete hayırlı olsun. Ali, bak nereye oturmuşum. Ağaç yaş kalemidir diyoruz her zaman dernek olarak. Sloganımız bu, sloganımız doğrultusunda da öğrenciler okul başında özellikle ağaçlandırmaya özen gösteriyoruz. Şimdi hep birlikte ağaç dikeceğiz öğrencilerle. Önce çocukların çevre bilincini geliştirmek için sunumlar yapıldı. Çevre kirliliği her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur. Sağlıklı yaşam sağlıklı çevreyle olur. Yarının doğası bugünden yaratılır. Ardından minik eller yarınlar için ağaç dikti.